İspat edilme ihtimali yok zaten çünkü sicimler yani o kadar küçük ki bir atom güneşse sicim bir golf topu o kadar küçük olduğu için görmenin ispat etmenin yolu yok o yüzden öyle bir ihtimal çok ihtimalle... büyük söyledi yani çok büyük söyledim evet, evet de <laughs> ya, yani ispat etmek golf ya o kadar ki biz daha atomu resmine doğru çekilmeyen bu çok özel şeylerle çekildi atomun resmi o kadar Ama küçük ki atom altına indik, Peter Higgs ...1966 yılında Peter Hicks biliyorsunuz ki Nobel ödülü aldı 70'li yıllarda... ...hani bozonu bulan adam, bozon. Yani bunlar, abi, abi, orada zaten frekans çıkıyor. So, abi soru, madde yok. Soru soru, zaten madde yok. Oraya, yok, oraya gireceğim, madde yok. Yani o yüzden kuantum alan... %99-900 boş. Yani e, e, e. madde, madde, madde yok bu arada. ben de oraya gireceğim. Ben daha eskiden hayatı biraz daha daha maddeci düşünürken... ...yani bunlar böyle ilk kitaplarımı ya materyalist evet. olarak düşünürken... Son yaptığım yayınlarda ben bu arada binlerce, on binlerce insanla her gün bu anlattığım şeyi anlatıyorum ve insanlar yayına iyileşme adına katılıyorlar. Yani iyileş, hocam işte bir gün, bundan biraz da bir beş dakikanızı alacağım ya, olayın hikayesi çok enteresan çünkü. Bir gün, üç sene önce ee, bir... Ee, 22 yaşlarında bir çocuk yayına katıldı. Hocam dedi ki ben şu an çok iyi görüyorum Allah razı olsun. Dedim ne oldu? Hocam bende göz tansiyonu vardı. İşte annem şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Dedim sen çalıştın ve travmaya çalışın. Gözün daha mı iyi? Hocam yok yok annem çalıştı. Nasıl ya dedim. Hocam annem çalışma yaptı ve ben iyileştim. Şimdi ben buradan neleri gördüğümü anlatayım. Şimdi hikaye şu. Sonra onlarca yüzlerce insan konudan tamamen habersiz çocuklarıyla ilgili olarak kendi hamilelik dönemlerine ya da çocukluktaki analarına çalıştıkları anda o yani çocuğun direkt, bir sonraki nesle. direkt bir etki yapıp beninin düştüğünü astımının geçtiğine alerjisinin geçtiğine yani çok ciddi bir vücutta bir değişiklik oldu, bir rahatsızlığın geçtiğiyle ilgili yüzlerce farklı kişinin yayına katılması şeyleri biz bunu bir standart hale getirdik. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ne oluyor da 5 şey, bak diyeyim. bak sorum şu. Şimdi bir örnek vereyim size. 8-9 yaşında bir çocuk altına işiyor. Tamam mı? Altına işiyor. 8-9 yaşında annesi 6 yaşındaki bir travmasına gidiyor. Bu arada 6 yaşında çocuk şeftali de bir vitamin hala. Ya yani orada yok çocuk falan. Rahimde bile değil. Olay tamamen epigenetik. Tamam yani. Çok doğru. Tamam. Epigenetik. Tamam. Bak. Tamamen epigenetik. Bak ben şimdi onun not aldım buraya epigenetik tamam, Tamamen epigenetik. Cevap için epigenetik. Tamam. Okay. Tamam. Zaten epigenetik bak bunu zaten biliyoruz. Konu şeyde değil. O tamamen epigenetik ama bu kadın çalışma yaptıktan iki gün sonra yıllardır altına işeyen çocuğun altına işemesi kesiliyor. Ne oluyor da? Bu çocuğun beyni altına işemeyi bırakıyor. Hafıza nerede? kendini yani diyor ki artık tehlike yok altına işemeyi bırakabilirsin. Çünkü bu arada kadının travması şu. 6 yaşındayken komşunun evinde giyinirken çünkü üzeri kirlenmiş içeri şeyler komşu giriyor. <laughs> Ve inanılmaz utanıyor 3, 3 ay boyunca dışarı çıkamıyor utancından. Ve bunu çalışıyor 8-9 yaşındaki çocuğunun altına işemesi 2 gün sonra kesiliyor. Bu arada sadece olay epigenetik değil, travm şey anında da var. Hamilelik anında çalışma yapıyor. Ee, bu arada anne karnında bile çalışma yapılıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, sizin fikriniz nedir ki? Yani bu 8, 6 yaşındaki haline gidip, Şimdi... evet. tamam mı? Bu çalışmayı anne yapıp... Anne 6 yaşındayken geçici çözüp... olduğu travma. Çocuğa geçtiğinde bak bir okay. şekilde bu travmayı çözdüğümüzde çocuğun da asıl işediği yok oluyor. Bu nasıl Şimdi çözülüyor? Bakın, yani diyor. bana bunu bilimsel olarak bunu açık. Ben çünkü kendi hmm. adıma kuantum alan teoremi dolanıklıkları do falan gidiyor. Her olayı bilimsel olarak çözmek mümkün değildir bir an için. Yarın çözülebilir. Yani bundan.